Gece bitmeye yakın ama gün henüz başlamamış. İşte tam bu an güllerin zamanıdır. Güneş yapraklarına değmeden, arılar özüne ulaşmadan insanları beklerler. Şaban bilir bu zamanı. Babasından ve dedesinden öğrenmiştir. Seni düşündükçe gül dikiyorum elimin değdiği yere diyor ya şair. Şaban'ın ataları da bu ülkeyi düşünerek gül dikmişler ellerinin değdiği her yere. Evlat yetiştirmişler gül niyetine. Hamken pişen, ruhunda gül suyu, sözünde gül lokumu olan oğullar ve kızlar büyütmüşler. Şimdi sıra gelmiş Şaban'a. Güneşten önce doğmanın bereketini de, meşakkatini de öğretmişler. Toprağın sırrını da, ateşin hükmünü de belletmişler ona. Dikenin sırrı da, arının hakkı da, gözün payı da, Şaban'a hayatın anlamı olarak verilmiş. Adım Şaban Furkan Tokalı. 2005'liyim, 15 yaşındayım. Senir İlköğretim Okulu'nda İlkokulumu okudum, yine ortaokulda Senir'de okudum. Liseyi de şimdi Keçibor'da okuyorum. Tatillerde gül atlıyoruz. Yani gül zamanı geldiğinde gül atlıyoruz. Lavanta zamanında turizm yapıyoruz. Gül atlamak yani gülleri teker teker topluyoruz. Buralara getiriyoruz, kazanda falan kaynatıyoruz. Yağını çıkarıyoruz ve satarak geçimimizi sağlıyoruz. ...15 yaşında bir delikanlı. Şimdiden biliyor insan olmanın anlamını da, yaşamın huylarını da. Gülün dilini bilen bülbülün şarkısını da duyar. Tıpkı Şaban gibi. Sabah kalkıyoruz, sabah ezanı yani kalkıyoruz ve direkt tarlaya gidiyoruz. Orada bir topluyoruz şimdi bir saat kadar. Sonra kahvaltımızı yapıyoruz, ardından tekrardan güldük başlıyoruz. Bizim buralarda zaten şimdi bir saat kavramı oldu. Saat 4'e kadar yetiştirmeye çalışıyoruz gülü. Yetiştiremezsek burada kaynatıyoruz. Adım soyadım Zeynep Tokalı. Sabah namazı kalkar, namazımızı kılarız, ondan gelir hazırlanır, gelir güle başlarız. Ondan kere 7-8 gibi kahvaltı yaparız. Kahvaltıdan kere gene devam ediyoruz bitesiye güle. Erken toplanırsa tabii yağ oranı, su oranı iyi çıkıyor diyorlar. Yani onun için erken toplamayı düşünüyoruz güle. Ben Gökhan Tokalı.
Isparta Keçiborlu, Senir Kuşçular Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Burada bulunduğunuz alan gülhane kendimize aittir. Gül sezonunda güllerimizi toplarız. Topladıktan sonra da saat kavramı olduğu için 3.30'a kadar fabrikalara iletiriz. 3.30'dan sonraki topladığımız gülleri de kendi kazanımız olan şu gülhanede kaynatıyoruz. Oğlum ise 2005 doğumludur ve birinci oğlumdur. Severim. Artı her işlerimde yardımcıdır. Bütün elim ayağım olmuştu her işte. Her işe gönderdiğim işi Allah'ın izniyle muvaffakiyet sağlar. Çok başarılıdır. Lise 1'e gidiyor. Ondan dolayı da memnunum yani Şaban'ın çalışmasına. Ben Gabile Tokalı. İki çocuk annesiyim. Gül sezonunda uğraşıyoruz. İşte sabah erken kalkıp, 5'te kalkıp gülü gidiyoruz. Toplayıp, getirip kazanımıza basıp kaynatıyoruz. Yağını çıkarıyoruz, suyunu çıkarıyoruz. Gül sezonu bittikten sonra lavanta turizmimiz başlıyor. Onu yapıyoruz. İşte gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Turizmde bayağı bir yardım oluyor. Yani getir götür işleri yapıyor. Çaydır, kahvedir, servisi yapıyor. Böyle gül toplarken falan yardım ediyor. Isparta Keçiborlu'nun Senir Kasabası'nın Kuşlar Mahallesi'nden Şaban Tokalı. Burada tarım işlerimle, gülle, lavantayla uğraşıyoruz. Her konuda yardımcı olur. Gerekirse gül topluyor, gül kazanda burada kaynatmada faydası oluyor. Tesiste çalışırken yardımcı oluyor. O konuda Şaban'dan hem memnunum hem de çalışır. Ama biz de elimizden geldiğince ona yardımcı olup onun başarılı olmasını istiyoruz. Her konuda yardımcı olurum. Hayalim tarım mühendisliği, tarımla ilgili işler yapmak, o türde meslekler, ziraat mühendisliği yani. Küçüklükten beri hep tarımla uğraşınca yani hep tarım yapmak ediyor. Ziraat mühendisliği ürünün mesela daha iyi gelişmeyi, ürünün daha iyi olmasını sağlar. Geleceğin düşleridir bülbülün şarkısı Şaban için. Ziraat mühendisliğidir nakaratı. Melodisi çatlamış topraktan baş veren tohumun içinde gizlidir. Ziraat mühendisi olmayı hesap ediyor. Allah nasip ederse, kazanırsa üniversiteyi de okuyabilirse okutacağım. Ziraat mühendisi yapmayı düşünüyorum. Ziraat mühendisi olmak istiyor ama inşallah nasip olursa. Allah yardımcısı olsun, ne diyeyim, ben ona her zaman dua ediyorum zaten. Oğlum bir meslek sahibi ol diye. O da onu istiyor, bakalım inşallah Allah yardımcısı olur. Ziraat mühendisi olunca şöyle yapmalıyız. Mesela genelde kimyasal ürünleri tavsiye etmemeliyiz. Mesela hayvan gübresi, o tür gübreleri
kullanmayı tercih edebiliriz. Mapı damlantı üzerinden veriyoruz. Veyahut bizim holderlerimiz var. Holderin içinde eritip sıkabiliyoruz dibine. Şimdi damlantı ile verirsek tabii ki daha iyi olur. Damlantı ile verdiğimizde direkt tabanı işliyor. Tabanı işleyince de kökler şey oluyor, yani içine alıyor ve bu sayede daha iyi oluyor. Türkçe güllerin renklerinde yeni manalar kazanır. Bir yaprağıdır bazen hayatını değiştirecek bir kitap. Bir gülü seyretmektir bir insanı tanımak çoğu zaman. Gülü tarlalardan getiriyoruz ve kantarımıza koyup ölçüyoruz ve ardından 100 kilo tartıyoruz ve ardından 100 kiloya çarpı 3 katı su koyuyoruz. Su koymazsak, çünkü bunun buharlaşma işlemi gerçekleşmez. Gülün yaprağı fazla olursa gülün artımı da daha fazla olur, yani pembeleşmesi. Güneşe kalırsak hem kendimiz için eziyet olur hem de gül çabuk gibi olur, yani çabuk gibi dediğim kopmaz. Çaput olması daha kötü, çünkü asıldığımız zaman tohurla beraber geliyor. Tohur da düşüyor o zaman, tohur verimi. Gül de az açıyor, yani tomurcuklar. Tomurcuk dediğimiz bu mesela, gülün açmamış hali. Bu daha küçük olur böyle. Böyle olur. Şimdi güllerimizi bastık. Gül çarpı 3 katı su koyacaktık. Ondan dolayı bu tankı doldurduk. 300 kilo suyumuz var ve buraya basıyoruz. Gülümüzü kazanımıza bastık. Şimdi suyumuzu da kattık. Ve kapağını örtmek zorundayız. Çünkü yağımız ve suyumuz uçmasın diye. Sardık, kapattık. Bismillah deyip ateşimizi yakacağız ve kaynamasını bekleyeceğiz. Ateşimizi yaktık. Şimdi bunu buharlaşıp, yani 100 dereceye gelip kaynamasını bekleyeceğiz ve buharlaşıp damıtmasını bekleyeceğiz. Buradan çıkıyor buhar, burada toplanıyor. Ardından buradan geçiyor ve buradaki suyun soğukluğundan su oluyor ve aşağıda borulardan imleğimize iniyor. Ve şu imleğe inince bura geliyor, yağ üste çıkıyor, gül suyu altta kalmak üzere gül suyu buradan gelip buraya doluyor. Yağımız da burada kalıyor, buradan süzüyoruz ve yağ elde ediyoruz. Hayat bize bahşedildiğinde onunla ne yapacağız konusunda bir irade verilmiştir bizlere. Gülün suyla birleşmesi, ateşte pişmesi, kokusunu ayrı, yağını ayrı sunması ne güzel anlatır insanın hayat karşısında başından geçen macerayı. Gülümüz kaynamaya başladı.
kaynadığı için 100 dereceden geldi buraya. Suyumuz akmaya başladı. Bu yağlı gül suyumuz. Burada da yağ birikmesi gerekiyor. Ama bu ilk seferde birikmez. Çünkü bir yağ vurmamız gerekiyor buradaki suyu. Ondan sonra çıkan yağı buradan süzebiliriz. Ama biz şimdi yağ vurmayacağız. Biz su almak için yapıyoruz bunu. Yağlı gül suyumuz burada akıyor. Böyle akıyor. Buradaki gördüğünüz benekler yağı temsil ediyor. Bu yukarı doğru toplanınca yağ burada belli olacak dolduğu zaman. Ne şanslıdır Şaban. Kendini aradığı yer, kendini bulduğu yerdir zira. Ne büyük şiirdir insanın kendini gül bahçesinde araması. Hangi hayal, hangi gül fidanın arkasına kendini gizlemiş de güneş doğmadan gelip onu bulmasını bekliyordur kim bilir. Bayağı bir yemek seçer. Et türlerini, yani yemeklere koydurmaz yani etleri. Dışta yer ama evde yaptığımız etleri yemez. Bazen asilik yapıyor ama o hani şeyinden, delikanlığından şey yapıyoruz onu. Karakteri iyidir. Yani öyle şey olmaz, söz dinler. Ara sıra asi tarafları da vardır, yok demeye gerek yok. Asi tarafları da vardır. Yani gençliğin verdiği şeydir. Onun zamanında biz de öyleydik. Yani şimdilik sorun yok, Allah'a şükür saygılıdır. Yani eşten dosttan da bir saygısızlığını, terbiyesizliğini duymadık. Kolay değildir her güzel şey gibi bu hayat. Hakikat meşakkatla kardeştir. Tıpkı umudun çabayla kardeş olması gibi. Şimdi bu gülün yağının bu kadar pahalı olmasının nedeni kilolarca kaynatıldığı halde 1 gram bilemedin 2 gram yağ çıkmasından dolayıdır. Ama bunun yağının faydaları ise migreni geçirir. Direkt kullanıldığında tıkanıklığı mesela burun tıkanıklığını geçirir. Ondan sonra kozmetik sanayide kullanılır. Lavantadaki gibi yastığımıza damlattığımızda uykuya faydası vardır. Kısa yollar, çabuk hedefler, zahmetsiz kazançlar gülü soldurur. Yol uzun, yoldaş vefalı. Zahmet bereketliyse güller kızarır, hayat şenlenir. Şen olsun hayatın Şaban, bu ülkenin tüm çocukları gibi. Bu dünya bir kitap gibidir. İnsanların yüzlerinde, ağaçların yapraklarında, suyu zerresinde, hayvanların yürüyüşünde hayatın sayfaları gizlidir.
Onları okumak için ya yeteri kadar olgun ya yeteri kadar masum olmanız lazım. İşte bu yüzden bu Dünya adlı kitabı çocuklar su gibi okurlar. Belki de bu yüzden iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı kalplerinde hissedebilir onlar. Tıpkı Berat gibi. Ben Berat Kayacık. Yaşım 11. Şehit İsa Erken İlkokulu'nda okuyorum. Ben şey olmak istiyorum. Özel kuvvet askeriyle. O bitince de pitici olmak istiyorum. Sabah okula gidiyorum. Okulumu bitince de babamı yardım ediyorum. Bir oğul olmanın sırlarını, yani bir oğlun babasının sırrı olmasını o çok iyi biliyor. Kitap okuyorum okula. Dersimi yapıyorum. Anneme yardım ediyorum. Babama yardım ediyorum. Babam bir şey istediğinde alıyor. Bir kitabın sayfalarını çevirir gibi bir oğul olmanın anlamını idrak ediyor. Ben oğlum kırıyorum. 160 tane koyunumuz var. Islık çalınca koyunlar geliyor. Fırından yeni çıkan bir pidenin üzerinde, kesilecek bir odunun karşısında, güdülecek koyunların peşinde bir oğul, babasının yanında, babasının yerinde bir oğul, Berat. Ben yürümeyi çok seviyorum, koşmayı seviyorum, spor yapmayı seviyorum, koyunlarımın masallarını yazarım, okuyorum. Bu ülkenin bütün güzel gözlü çocukları gibi içinde bir ilkbahar taşıyor. İçindeki hayat ağacı yeni çiçekleniyor. Bütün huylarını öğreniyor yaşamanın. Gökyüzündeki kuşlardan özgürlüğü, ağaçlardan kökü derinde olmayı, koyunlardan bereketi, babasından paylaşmayı ve dayanışmayı öğreniyor. İnsan düzgün olmalı, kavga etmemeli, ondan sonra dürüst olmalı. Birilerine iyilik yapmak istiyorum. Birisi bağcı düşürdü, ipini bağlayamıyorlar okula. Ona yardım ediyorum abi. Berat bu ülkenin binlerce umudundan biri.
Özünde bu toprakların saf iyilik içeren mayası, bizi biz yapan hasletleri şimdiden biriktiriyor yüreğinde. Altı tane köpeğim var. Biz koyun giderken köpeklerimizi yanında götürüyoruz. Yoksa getirmezsek kurt kapar. Berat sessizce bir köşede kitap okur gibi okuyor bu dünyayı. Masumiyetle özgürlüğün, olgunlukla sorumluluğun sınırlarını, hayatın gerçeklerini yaşayarak hıfz ediyor. Onun gözlerinden taşıyor gelecek güzel günler. Ellerinde babasının elleri sımsıkı tutunuyor çocukluğuna. Çok yaşa Berat. Sen yaşa ki Türkiye yaşasın. Bir şey yap, güzel olsun. Huzura vesile olsun. Rikkate yol açsın. Şevk versin. Hakikate işaret etsin. Bir şey yap, doğru olsun. İnsanları yalanın ve yanlışın bataklığına düşmekten korusun. Rüzgara ve akıntıya kapılmasın. Kırılsın, lakin eğilip bükülmesin. Bir şey yap, iyi olsun. Hizmetten, hürmetten, merhametten müteşekkil olsun. Kalpleri yumuşatsın. Garibin, yolcunun, zayıfın derdine derman olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.